Herkese merhaba. Bugün size kolay eyeliner çekme yöntemlerimi göstereceğim. Bunlar tabii iki yöntem göstereceğim size. Bunlar benim kendi şahsi kolay eyeliner yöntemlerim. Umarım çok işinize yarar. Bu video çok istendi. Bu arada inanılmaz güzel tepkiler aldım ilk videoma. Her şey için çok teşekkür ederim. Bütün yorumlarınız, bütün önerileriniz için hepsini yazıyorum. Hiç merak etmeyin ve hepsini çekeceğim. Yani videoları bir sıraya koydum. Onun dışında hala videolarda konuşmakta zorluk çekiyorum. Bugün de gerçekten çok enteresan bir şekilde konuştum. O yüzden tekrar ve tekrar özür dilerim. Yani konuşamıyorum videolarda. Herhalde sürekli sonradan ses kaydı yapmak zorunda kalacağım. Umarım beğenirsiniz teknikleri. Bu arada şeyi de belirtmek istiyorum. Hangi eyelinerla, mesela kalem olabilir, likit eyeliner olabilir, gel eyeliner olabilir. Kalem uçlu benim kullandığım likit eyeliner olabilir. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onunla eyeliner çekin. Sakın hani ben kalem uçlu likit eyeliner kullandım diye onunla denemeyin. Hani demek ki bu en kolayıymış diye bir şey yok. Ben sadece bu kalemi kullanırken çok rahatım diye bu kalemle çektim videoyu. Umarım videoyu çok beğenirsiniz. Beğenirseniz de beğeni tuşlamayı ve kanalıma diğer videolarım için abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi izlemeler. İlk tekniğimiz benim çok kullandığım ve gerçekten beni eyeliner'ı çok iyi sürmemi sağlayan bir teknik. Şimdi onu göstereceğim. Daha önceden rimelimi sürdüm ama hiç eyeliner yok gözümde. İlk önce gözümüzü böyle çekiyoruz. Ondan sonra aynamı ayarlayayım. Ondan sonra kirpik diplerimizden gözümüzün en uç kısmına kadar dümdüz bir çizgi çekiyoruz. Dışlarına doğru birazcık daha kalın olacak. Gözümüzü böyle çektiğimiz zaman hiçbir kırışma eyeliner'da olmayacak. Her zaman gözünüzü çekebildiğiniz kadar çekin. Ondan sonra göstereceğim şey o. Gözünüzün bittiği yerden, yani aslında kirpiklerinizin bittiği yerden şöyle gözünüz açıkken düz istediğiniz açıda bir eyeliner'ınızı çekiyorsunuz. Derseniz çok kırışıyor gözüm derseniz de tekrar gözünüzü çekip dümdüz bir çizgi çekebilirsiniz. Aynen böyle. Bundan sonra da üçgen şeklinde 30 derecelik bir açıdaki bir üçgen gibi düşünün. Böyle o diğer eyelinerımızı da birleştiriyoruz. Ve bu içi gördüğünüz gibi boşluk kaldı. Onu da doldurduğumuz zaman ve bunu homojen hale getirmek için devamlılığını getiriyoruz. Ondan sonra eyeliner'ımız tamamlanmış oluyor. Gerçekten çok kolay. Ve bunu deneyerek pratik yaparsanız o kadar kolaylaşıp aynı zamanda da eliniz çok alışıyor bir yerden sonra. Çünkü hani üçgen gibi düşünmeye çalışın. Kuyruklu eyeliner yapmak gerçekten çok zor biliyorum. Ama bu teknik benim çok işime yaramıştı. İkinci tekniğimize geçersek, eğer derseniz ki ben yine de tutturamıyorum eyelinerları eşit, o zaman selebant tekniğimize geçeceğiz. Küçük minik bir parça selebant kopartıyoruz. Şeffaf selebant olur. Hiç fark etmez aslında. Yani. Ondan sonra elimizin üstünde selebantın yapışkanlığını azıcık alıyoruz. Çünkü göz çevremizdeki derimiz çok çok hassas olduğu için asla göz çevremizi irite etmek ya da zarar vermek istemeyiz. Bunu eyeliner'ı çekme İstediğiniz açıda ayarlayın. Ben şöyle diğeri gibi dik bir çizgi istiyorum. Bunu buraya yapıştırdık. Kirpiklerim de yapıştı. Şu an canım acıyor. Neyse, önemli değil. Böyle yapıştırdık.
Ondan sonra tekrar eyeliner'ımızı alıyoruz. Bu size hem çok güzel bir eyeliner bitişi, incecik veya incecik diyorum yani dümdüz bir eyeliner bitişi verecek. Hem de aynı zamanda iki gözünüzde de eşit eyeliner yapmanızı sağlayabilir. Şöyle yapabilirsiniz hatta aynı yerde bitmesini istiyorsanız. Bir nokta koyun. Şöyle mesela nokta koyalım bitmesini istediğimiz yere. Aynı noktaları iki gözle de eşitlerseniz o zaman eyeliner'ınız hem dümdüz hem de eşit olur. Ondan sonra tekrar şöyle hafif bir çekiyoruz. Selebantı etkilemeyecek şekilde. İstediğiniz kadar selebanta gelebilir yani şuraya kalp bile çizebilirsiniz isterseniz. Yani çıkarttığınız zaman çünkü eyeliner yine aynı şekilde dümdüz bir çizgi olarak kalacak. Bu çizgiyi çektikten, noktanıza kadar çektikten sonra tekrar demin gösterdiğim üçgen şeklinde indirme metodunu kullanıyoruz. Bunun için tekrar gözümüzü hatta şu üst taraftan çekelim. Üçgen şekilde aşağı indiriyoruz. İndirirken oluşan şu iğrenç pürüzler hiç önemli değil. Zaten gözü dolduracağız. Böyle çektik. Ondan sonra tekrar bu selebantı artık çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi dümdüz çıktı. Yani şu kısmı boş verirseniz dümdüz. Ondan sonra saçlarım. Ondan sonra içini doldurup diğer gözümüzü tekrar çekerek bunu homojen hale getiriyoruz. Ben hafif yine gözünüzü açmanızı size tavsiye ederim. Ki ne yaptığınızı görün aynı zamanda. Ay çok eğiliyorum. İnşallah kadrajdan çıkmamışımdır. Ve sonuç aynen böyle oluyor. Bunu istediğiniz kadar kuyruğunu uzatıp kısaltabilirsiniz. Ben kuyruk delisi olan bir insan olarak kulaklarıma kadar kuyruk çekebilirim eyeliner'da. İkinci taktiğim de bu. Aslında bu tam başlangıç seviyesi için süper bir teknik. Ve umarım çoğunuz bu tekniği beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.